Sevgili gençler selamlar saygılar sevgiler hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlarım iyi misiniz herhangi bir derdiniz tasanız yok inşallah Evet biz ne yapıyoruz biz acil matematik 12 sınıf ilk bari kitabında yavaş yavaş integralin sonuna doğru geliyoruz Bugün bu dersimizde ne yapacağız bugün bu dersimizde arkadaşlarım x80'in altında kalan yani eğriyle x ekseninin altında kalan bölgenin alanını hesaplamaya çalışacağız. Aslında alan e, alan hesaplamayacağız. Ne yapacağız? İntegralin sonucunu bulacağız. Bunu da alan yardımıyla görmeye çalışacağız. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Şimdi e, videomuza geçeceğiz. Dersimize geçeceğiz. Dersimize geçmeden evvel siz şuradan hocanıza destek olmak için hadi bakalım bir abone ol butonuna bir bası verin. Bir videoya e, beğenin ve yorum yazın arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Geçiyoruz. Hadi bakalım geldik buradayız. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Biz burada x ekseni'nin ile e, fonksiyonun eğrinin grafiği arasında kalan alana bakacağız. Ama burada x ekseninin altındaysa diyeceğiz. Şimdi x eksenin üstünde ise biz a'dan b'ye kadar f(x) integralini aldığımız zaman ne yapıyorduk? O bölgenin alanını buluyorduk. Hemen onu bir hatırlatalım isterseniz. Şöyle bir tane bir fonksiyonumuz vardı. Bunun mesela a ile b arasında kalan bölgenin alanını yani şuradaki alanı diyorduk ki a eşittir diyorduk a'dan b'ye kadar olan fx in integralini bulursak buradaki alana ulaşıyorduk. Tabii ki de fonksiyonumuz f'ti. Şimdi e, x x'in alt tarafında kalan bölgenin alanına şimdi yani fx küçüktür sıfırsa diyor. Yani x x'in altında kalmışsa diyor. Buradaki alana arkadaşlarım ulaşmak için şimdi a'dan b'ye biz integral aldığımız zaman fx x'i aldığımız zaman Fonksiyonumuz negatif olduğu için eksi bir değer çıkacak. Tamam mı? O yüzden de o eksiyi bertaraf etmek için şöyle bir tane başına eksi koyuyoruz. Aslında ben bunu size iki yeri arasında kalan alanı anlatırken daha kolay bir şekilde anlatacağım. Yani daha doğrusu ispatını daha kolay bir şekilde yapacağım. O zaman siz x eksenin altında kalıyorsa direkt integralimize eksi koyacağız diye bilir. bilirseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Burada da y ekseninin neresinde? Solunda kalıyor arkadaşlarım. Ya bir x ekseninin sağında kalıyor, bir x ekseninin altında kalıyor, ya da y ile alakalı iş yapacaksa y ekseninin solunda ve y ekseninin sağında kalıyorsa. Solunda kalıyorsa arkadaşlarım buradaki a'yı hesapladığımız zaman a'dan b'ye integral sol tarafta olduğu için eksi f ye, d ye diyeceğiz. Tabii ki bunun tekrar söylüyorum. iki yeri arasında kalan integralde yaptığımız zaman ispatını daha net bir şekilde anlayacaksın. Yani niye böyle acaba? Diye, o zaman daha net bir şekilde anlayacağız. Şimdi. Ne demiştim ben size? Fonksiyonların grafiklerini çizmek zorundayız. Yani zorundayız derken görmeliyiz. Zorunda değiliz de çizsek hiç de fena olmaz. Şimdi x küp eksi 1 fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bir kez arkadaşlar basit bir şekilde mesela x küp şöyle ise x küp eksi 1 nedir? x küp eksi 1 fonksiyonun bir birim aşağı ötelenmiş hali. Değil mi? Öyle bir şekilde çizebiliriz. Yani aslında x küp şöyleydi. Bunu bu şekilde çizebiliriz ki zaten normal bizim fonksiyon çizdiğimiz zamanki olayı da yapsak e, aynı şey çıkar mesela x küp eksi 1 ne zaman 0 olur desek x küp eşittir 1 x eşittir 1 olduğu zaman ve x'e 0 yazsam kaç çıkar eksi 1 çıkar ne diyor fonksiyonun grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir yani bizden tam olarak nereyi istiyor arkadaşlar bizden tam olarak şurayı istiyor o zaman sen ne diyeceksin? X ekseni kaçtan kaça kadar sınırlı? Sıfırdan kime kadar? Bire kadar. O zaman diyeceksin ki sen buradaki alanı istiyorsan A alanı sıfırdan bire kadar arkadaşlarım. X küp dx diyeceksin. Ama x'in altında kaldığı için buraya eksi diyeceksin. Tamam mı? Sıfırdan bire kadar x küp dx değil. Tabii ki de x küp eksi bir fonksiyonumuz x küp eksi bir ya. x küp eksi bir diyeceksin. Buraya da eksi diyeceksin. İstersen bu eksi içeri dağıtabilirsin. İstersen sınırları yer değiştirebilirsin. İstersen bulursun eksiyle çarparsın. Hiç önemli değil arkadaşlarım. Bak şimdi. İsterseniz bu eksiği buraya da atabilirsin. Şimdi eksi dedim. İntegralini alayım. X küp. E, integralini alacağım. X üzeri 4 bölü 4. Şimdi eksiği bunun içine de arkadaşlarım. Artı X yaptım. Sıkıntı yapmayın. Sıfırdan 1'e kadar. 1 yazdım. Eksi 1 bölü 4. Artı 1. Sıfır yazdım gidiyor zaten. Hesapladığım zaman da 3 bölü 4 yapacak. Eğer sen şunu bulsaydın yani eksiği unutsaydın ne olurdu? İntegralin sonucu negatif gelirdi. E, alana negatif olamayacağı için ne derdin? E, bir tane eksiğe ihtiyacın var diye düşünebilirdin. Diyorum geldim 14'e. Arkadaşlarım benim 14'te ilk önce benim dikkatimi ne çekiyor? Bak ilk önce dikkatimi benim 0'dan 2'ye kadar f3x demiş. Arkadaşlarım senin elindeki fonksiyon fx ama adam sana f3x ile iş yaptırıyor. İlk önce onu fx'e benzeteceksin. Nasıl benzeteceksin? Basit bir değişken değiştirmeyle. Diyeceksin ki 3x kardeşim sen u ol. Buradan diferansiyel alacaksın. 3 tane dx'in du olmasını bekleyeceksin. dx'in de du bölü 3 olmasını bekleyeceksin. Yani burada sen yeni bir sınır e, belirleyeceksin. yeni bir değişkenle iş yapacaksın. Şimdi üst sınırım 2. Ben buraya 2 yazarsam 3 kere 2 6. Buraya 6 diyeceksin. Alt sınırım 0 arkadaşlarım. X yerine 0 yazarsam da burası da 0 olacak. 3x yerine u yazacağım. Burası f u oldu. dx yerine de d u bölü 3 yazacağım. Burası d u bölü 3 oldu. Yani aslında adam benden 0'dan 6'ya kadar 1 bölü 3 çarpı değişken yani bağımsızdır integral diyorduk. fx dx'i soruyor. Tamam mı? Şimdi bu İlk önce ayarlayacağım yer. Ondan sonra geleceğim. Gösterilen boyalı bölgenin alanı 24 birim kare. Şimdi bak ne demek istiyor. Adam diyor ki buradaki bölgenin alanını sana verdiyse aslında sana integralin eşitini vermiş oluyor. Şimdi sıfırdan 6'ya kadar fx dx'in eksilisi arkadaşlarım 24 yapacak. Çünkü ben buranın alanını bulmaya çalışsam sıfırdan 6'ya kadar integralini alacağım. x, x'in altında kaldığı için de eksilisini alacağım. Aslında vermek istediği mesaj su şu. Sıfırdan 6'ya kadar fx dx eşittir. Eksi 24 demek istiyor. E sen ne diyorsun ki ben de bunun 3'te 1'ini istiyorum. E o zaman eksi 24 arkadaşlarım. 3'e bölüyorsun. Eksi 8. Bazen öğrenciler diyor böyle hocam ne zaman 3'e böleceğiz? Ne zaman 3'te çarpacağız? Gibisinden ikilemde kalıyorlar. Kalmayan arkadaşlarım basit bir değişken değiştirme zaten orası oluyor. Şimdi Burada bir soru var. A'dan B olmak üzere integral'i yazmış. İntegralin en küçük değeri alması için B eksi A farkı kaç olmalıdır diye bir soru yazmış. Şimdi bunu ne yapabilirsiniz? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bunun integral'ini alırsınız. Sonra ne yaparsınız? Yerine B ve A yazarsınız gibi. Sonra işte en büyük en küçük değer olduğu zaman türev alırsınız. Ben mesela ilk başta da böyle yapıyordum. Daha mesleği ilk başladığım zamanlarda bu şekilde yapıyordum. İşte en küçük değeri alması için B eksi A farkını o şekilde buluyordum. Ama Anladım ki ya bu aslında bir alan sorusuymuş. Yani integralde alan sorusuymuş. Nasıl hocam derseniz bak şöyle. Şimdi i̇lk önce bu grafiği çizelim. Bak parabollerin grafiklerini çizin arkadaşlarım. Bir kez e, bunu bir çarpı ayıralım. x kare eksi 2x eksi 24 eşittir 0. İşte 6'ya 4 eksiye artı işte x'e x. İşte x eksi 6 çarpı x artı 4 eşittir 0. Yani x'i bir 6'da kesecek bir de eksi 4'te kesecek x'e 0 verirsem de y'yi de arkadaşlarım eksi 24'te kesecek. Yani Kaba aslak. Şöyle bir grafik çizecek bana. Eksi 4, 6 ve eksi 24. Bak şöyle bir grafik. Tamam mı? Eksi 4, eksi 4 6 ve eksi 24. Şimdi a'dan b'ye e, bu ifadenin en küçük değerini alması için diyor. Şimdi bak bu ifadenin en küçük değeri zaten negatifler olursa daha iyi olur. Bak bu integralin aslında şuradaki alanı soruyor. Çünkü buradaki alanlar mesela olsa tamam mı? örneğin diyelim ki A ile B'yi bunu eksi 3 aldın mesela bunu da 2 aldın diyeyim. Şimdi eksi 3 nerede? Eksi 3 burada. 2 nerede arkadaşlar? 2 burada. Sana sadece şuradaki alanı sormak zorunda. Yani en küçük değeri budur diyebilirsin ama daha da küçükler var. En küçük değeri bak şuradaki alan. Bak şuradaki alanın eşidi aslında. O zaman senin A ve B'ye ne alman gerekiyor? A yerine eksi 4 alman gerekiyor. Şöyle yapalım isterseniz şurayı. A yerine eksi 4 alman gerekiyor. B yerine de 6 alman gerekiyor. Tamam mı? O zaman eksi 4'ten 6'ya kadar e, eşittir. Buradaki bölgenin alanının eksilisi geliyor. E, buradaki alan ne kadar büyürse e, senin değerin o kadar küçülecek. Çünkü niye? X eksi'nin altında olduğu için. O zaman B'miz arkadaşlarım 6 eksi A'da eksi 4. Buradan da 10 yapmış oldu. Tamamen alanın bir yorum sorusu. Anlaştık değil mi? Şimdi gel bakalım bu tarz sorulara. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor arkadaşlarım. Yani işin mantığını anladın mı anlamadın mı diyor. Yoksa hakikaten ezber mi yaptın buraya geldin mi diyor. Şimdi bak bir tane eğri. Şimdiye kadar ya x eksenin üst tarafındaydı ya da x eksenin alt tarafındaydı. Şimdi diyor ki bir tane bir eğri verdim ben sana diyor. A'dan B'ye kadar bunun integralini soracağım ben sana diyor. Tamam bak A'dan B'ye kadar bunun integralini soracağım diyor. A'dan B'ye kadar f(x) dx'i soracağım diyor. Arkadaşlarım A'dan B'ye kadar f(x) dx'i bulmak için x ekseni arasında kalan bölgelere bakmak lazım. Alanlarına bakmak lazım. Şimdi bak bir kez burada A'dan C'ye kadar x ekseninin altında kalmış. C'den B'ye kadar da x ekseninin üstünde kalmış. O zaman ben şuradaki integrali ilk önce bir parçalayabilirim değil mi? Şöyle yapayım isterseniz. Şimdi buradaki integrali nasıl parçalayabilirim ben? A'dan B'ye kadar? Derim ki A'dan C'ye kadar fx dx olarak parçalarım. Artı C'den B'ye kadar da fx dx olarak parçalarım. Şimdi diyorum ki ben buradaki alanı daha doğrusu buradaki integrali nasıl bulacağım? Alan yardımıyla bulacağım. Bak şimdi A'dan C'ye kadar fx dx. A'dan C'ye kadar fx dx'in eşidi buradaki bölgenin alanın eksilisi. Çünkü niye? X eksenin altında kaldığı için. O zaman benim buraya eksi A1 yazmam lazım. Artı C'den B'ye kadar arkadaşlarım buradaki integralin değeri buradaki bölgenin alanının artılısı. Çünkü niye? X ekseninin üst tarafında kaldığı için. O zaman benim de buraya eksi A1 artı A2 demem gerekiyor. Anlaştık değil mi? X ekseninin üstünde ve X ekseninin altında kalan bölgelerle size integralin e bölgelerin alanlarıyla integralin eşini buldurabiliyor. Burada da ne var arkadaşlarım? Burada da sen A'dan B'ye kadar olan f y d y. Niye f y d y? Çünkü y eksenin arasında kalmış. Burada da ne yapacaksın? Y eksenin solunda ve sağında olan duruma bakacaksın. Soldaki bölgenin alanı. Mesela biz bunu ilk önce nasıl ayarlamamız lazım? A'dan C'ye kadar F, Y, D, y, artı C'den B'ye kadar F, Y, D, y. Tamam mı? Şimdi yani eşittir. Şimdi yani A'dan C'ye kadar Y eksen ile fonksiyon arasında kalan bölgenin alanı Şimdi normalde a olacaktı integralin eşidi. ama sol tarafında kaldığı için burası eksi a olacak. Artı burası C'den B'ye kadar olan integralin e, integralin eşitini alan yardımıyla buluyoruz. Sağ tarafında kaldığı için de artı B olacak arkadaşlarım. Tamam anlaştık mı? O ne demiş? O C'den B'ye kadar eksi A'dan C'ye kadar yani benim yaptığımı yapmış aslında. Tamam farklı bir şey değil. Şimdi örnek 16. Ne diyor? Boyalı bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir? Ne yaparsınız? Bence şunu yaparım ben. İki yolla yapabilirsiniz bunu. 0'dan 2'ye kadar dersin, 2'den 3'e kadar integral alırsın. Ya da arkadaşlarım direkt 0'dan 3'e kadar bunun mutlak değerini alırsın. E, mutlak değerini aldığın zaman zaten yine parçalı fonksiyona girmen lazım. Yine benim başta yapacağımı yapman lazım. O yüzden ben diyorum ki buradaki boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? İlk önce A'yı bulayım. Şimdi A'yı nasıl bulacağım? Sıfırdan. Niye 0? Sıfır? Çünkü x ekseninde sıfırdan başlıyor. 2'ye kadar geliyor. Sıfırdan 2'ye kadar. Fonksiyonum kim? 4 eksi x kare. x ekseni üstünde kaldığı için buraya 4 eksi x kare yazmam lazım. Tamam. Şuraya dx yazdım. Eşittir. İntegral alıyorum. 4x eksi x küp bölü 3. 0'dan 2'ye kadar. Şuradakini kaldıralım isterseniz. 2 yazdım arkadaşlarım. 8 eksi 8 bölü 3 0 yazdım. Gidiyor zaten. 16 şey 24 8 çıktı. 16 bölü 3. Bu A bölgesinin alanı. Şimdi geliyorum alttaki alana. Yani şuradaki alana. Parça parça düşünüyorum. X eksenin üstünde ve altında kalıyorsa parça parça düşünüyorum. Buradaki B bölgesinin alanı. Kimden kime? 2'den 3'e. 2'den 3'e. X eksenin altında kaldığı için arkadaşlarım bunun eksilisini yazmam lazım. Yani fonksiyonu eksi ile çarpmam lazım. Bu da kimdir? x kare eksi 4 dx'tir. Şimdi burası arkadaşlarım x küp bölü 3 eksi 4 x yaptı. integrali 2'den 3'e kadar. Şimdi 3 yazdım. 27 bölü 3'ten 9 eksi 3 yazdım 12. Eksi 2 yazdım. 8 bölü 3. 2 yazdım. Eksi 8. Şimdi burası ne yaptı arkadaşlarım? Eksi 3. Burası eksi 8 bölü 3. Burası da artı 8 yaptı. 8'den 3 çıktı 5. Eksi 8 bölü 3. Burası da 7 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Yani ben bir tanesini 16 bölü 3 buldum. Bir tanesinde 7 bölü 3 buldum. Toparladım. 23 bölü 3 ile bu işi bitirdim. Ee, burayı mesela eksiyle ile ne yapardım? Burayı eksi 7 bölü 3 bulurdum. O zaman tekrar artıya çevirebilirdim. Ama x eksi'nin altında veya da üstünde kaldığı durumu incelemen lazım. Tamam. 17 miyiz? Bence 17'deyiz. Şimdi aynı şeyler mi? Bence aynı şeyler. Şimdi ne diyor? Boyalı bölgelerin alanları farkının pozitif değeri kaç birim kadardır? Ben yine buraya A diyeyim arkadaşlarım. Yine ben buraya B diyeyim. O zaman A alanını bulmak istiyorum. Kaçtan kaça? Eksi birden sıfıra. Eksi birden sıfıra. Buradaki fonksiyonun eksilisini yazmam lazım. Çünkü x eksenin altında olduğu için. O zaman eksi x küp dx. Ne yapacak? Eksi x üzeri 4 bölü 4 diyecek. Eksi birden sıfıra. Şimdi ben buraya 0 yazsam 0 zaten. Eksi 1 yazsam şimdi eksiyi yazayım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Ama öndeki ber eksi ile beraber 1 bölü 4. Bak burası 1 bölü 4 yaptı. Yani alanı pozitif bulmaya gayret ediyorum. Tamam mı? Sonra geldim B'yi bulmaya. E de arkadaşlarım e, başlangıç sınırım 0. Sonraki sınırım 2. Burası ne yaptı? X küp dx yaptı. X eksenin üst tarafında kaldığı için aynen yazıyorum. Burası arkadaşlarım x üzeri 4 bölü 4 sıfırdan 2'ye kadar. 2 yazdım. 2 üzeri 4. 16 bölü 4'ten 4. 0 yazdım. Zaten 0. Burası 4 oldu. Ne diyor? Boyalı bölgelerin alanların farkının pozitif değeri. Yani büyükten küçüğü çıkar diyor. 4'ten 1 bölü 4 çıkardım. Bu da bize 15 bölü 4 gibi bir sayı yapmış oldu. Tamam. Sakin sakin yapıyorum. Bak. İlk defa burada çözüyorum mesela. Sorun değil ki yani. Nerede çözdüğümün bir önemi yok. 18'deyiz. Şimdi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Bak yine aynı. Buraya A diyeceğim arkadaşlarım. Buraya B diyeceğim. Bu sefer Y ekseninin solunda kaldığı için ve sağında kaldığı için ayrı ayrı düşüneceğim. Şimdi A için düşünüyorum. A için. Tabi sınırlarım da Y'den başlayacak. Yani Y'de olacak. Şimdi A için. Sınırlarım Y'de 1'den 9'a kadar. 1'den 9'a kadar. Y ekseninin sağ tarafında kaldığı için Sağ ve üst olarak düşünüyorum pozitifi. Sağ tarafında kaldığı için fonksiyonu aynısını yazıyorum. Yani burada y 1 3. Kuvvetten dy yazıyorum. Şimdi arkadaşlarım burada değişken değiştirme yapmam lazım. Ama bak, burasının mesela u da desem, hiçbir katsayı gelmediği için direkt ben bunun integralini şu şekilde alabilirim. Hani şurası y 1 üzeri 1 bölü 3 ya. 1 ee, ekledim arkadaşlarım. Ne yaptı? 4 bölü 3. Ter çevirdim. 3 bölü 4 tane y eksi 1 üzeri 4 bölü 3 diye bir şey yazabilirim. Değişken değiştirmede bunu yapabiliriz. Kaçtan kaça? 1'den 9'a kadar. Tamam. Anlaştık. Şimdi 9 yazacağım. A değerini bulmak için. 3 bölü 4 çarpı 9 yazarsam 8. 8 demek 2 üzeri 3 demek arkadaşlarım. Üzerine de 4 bölü 3 var. Eksi 1 yazarsam zaten burası 0 yapıyor. 3 bölü 4'ü aldım. Şimdi 3 ile 4 bölü 3 çarparsam 12 bölü 3'ten 4 yapar. 2 üzeri 4 de 16 mı? 2 üzeri 4, 16. 16 bölü 4. 4. 3 ile çarptım. 12. Demek ki benim A alanım 12. Bak pozitif geliyor hep değil mi? Ayarlıyorum çünkü. Sonra diğer tarafta sınırlarım kimler arkadaşlarım? 0'dan 1'e kadar. bir 0'dan 1'e kadar bunun eksilisi aslında değil mi? Çünkü y ekseninin sol tarafına yani eksi parantezinde y eksi 1'in küp kökü d'ye. Şimdi biz bunu ne yapacağız? İsterseniz sınırları yer değiştirebilirsiniz. Keyfiniz bilir. Hiç sıkıntı yok yani. Örneğin 1'den 0'a kadar y eksi 1 üzeri 1 bölü 3 dy yapabilirsiniz. Oradaki işlem size ait. Şimdi burada ne geldi? Bak bunun aynısı gelecek yine. 3 bölü 4 tane y eksi 1 üzeri 4 bölü 3. Kimden kime? 1'den 0'a kadar. Şimdi arkadaşlar ben buraya 0 yazsam. 0 yazayım buraya. 3 bölü 4 çarpı eksi 1 üzeri e, kaç bu? 4 bölü 3. Şöyle 4 bölü 3 yazabilirim. Tamam. 1 yazsam 0 oluyor zaten. 1 eksi 1'den 0. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Küp kökü yine 1. Demek ki burası 3 bölü 4 yaptı. Bak bu A, A alan değil tabii ki de. Bu da B alan arkadaşlar. Bak B alanında ne yaptı? 3 bölü 4 olarak buldum. Toplamı diyor. arkadaşlarım bir tanesi 3 bölü 4. Diğeri kaç? 12. Toplayalım. 48. 51 bölü 4 gibi bir değer yaptı. Bir kontrolümüzü sağlayalım. Sıkıntı olmasın. Nerede? Buradaymış. Tamam. Şimdi ÖSYM'nin sorduğu şey şu. Bak ÖSYM'nin sorduğu şey şu. Adam sana integralin şeyini veriyor. E, yani grafikli yani grafikle alanı veriyor. Diyor ki sen bana A'dan C'ye kadar olan kısmı bul. Yani bu integrali bul. A'dan C'ye kadar olan fx dx'i bul. Çok kolay arkadaşlarım. Parça parça düşünüyorsun. Bu parça alanla yorum yapıyorsun. x ekseninin altında kaldığı için eksi a1 diyorsun. Artı bu da x eksenin üzerinde kaldığı için artı a2 diyorsun. Yani sana aslında alanı kullanarak integralin değerini hesaplattırıyor bu sorular. Biz e, ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Biz e, integrali kullanarak alan hesaplıyorduk. Şimdi alanı kullanarak integral hesaplama soruları. Örneğin mesela bu y eksenine bağlı. Yani y eksenine göre bu da x eksenine göre. Hiç önemli değil arkadaşlarım. Bak şimdi. Eksi birden beşe kadar fx dx. Bak a'yı bulmaya çalışacağım. Eksi 1'den 5'e kadar fx dx. x eksenin üstünde kalan parçası 7 diyeceğim. Altında kalan parçası 4. Ama altında kaldığı için de eksi 4 diyeceğim. Bak integral hesaplıyorum. Alan eksi 4 mü olur demeyin. Çünkü niye? Çünkü şundan dolayı. Örneğin ben size integral şeyini bunun çözümü yok değil mi? Tamam. Integral parçalamayı öğretmiştim değil mi? Mesela eksi 1, 3, 5. Şimdi i̇şte ben eksi 1'den 5'e kadar olan f'i nasıl parçalarım? Eksi 1'den 3'e kadar olan f artı 3'ten 5'e kadar olan f diye hesaplayabilirim. Şimdi ben şurayı merak ediyorum. Eksi 1'den 3'e kadar olan f nasıl hesaplanır? Alanla arasına bağlantı kuruyorum. Bu bölgenin alanının pozitifi. Yani x eksenin üstünde kaldığı için 7 diyorum. Artı arkadaşlarım. 3'ten 5'e kadar integrali hesaplamak istiyorum bu bölgenin alanının eksilisi. Çünkü niye? X ekseninin altında kaldığı için. Yani toplama çıkarma aslında bu yerden geliyor. Burası 3. Bak A 3'müş arkadaşlarım. Aynı mantıkla. Eksi 1'den 3'e kadar olan integrali ben. Eksi 1'den 1'e kadar. Eksi 1'den 1'e kadar G artı. 1'den 3'e kadar da. 1'den 3'e kadar da G olarak hesaplarım. Eksi 1'den 1'e kadar olan G. G ekseninin sağ tarafında olduğu için Burası 8 olduğu için buraya artı 8 diyeceğim. Artı 1'den 3'e kadar olan D'ye yani Y ekseninin arasında kalan bölgenin alanı Y ekseninin sol tarafında olduğu için de buna eksi 6 diyeceğim. Bu kadar basit aslında. Burası da 2 oldu. Toparladım arkadaşlarım. Bunda A artı B'de 5 olmuş oldu. Anlaştık değil mi? Bak bir tane daha yapalım isterseniz sizle beraber. Şimdi kaçmış bu örnek 20. Çok zevklidir bunlar. Yani çok zorlanmana hiç gerek yok bak S1, S2, S3 bulundukları bölgeden alınır. Eyvallah. İntegral ile alaka kuracağım şimdi. x 3'ten 6'ya kadar fx dx. Bak. x 3'ten 6'ya kadar fx dx'i biz bir bulalım. Ne arkadaşlarım bu? x 3'ten 6'ya kadar geldim. Bu parça S1. Üst tarafta olduğu için artı S1. Geldim bu parça. S2. Alt tarafta olduğu için eksi S2. Üst parça S3. Üstte olduğu için artı S3. Bunun ederine 3 demiş başka başka bilgiler de verecek. Eksi 3'ten 6'ya kadar mutlak değer fx. Şimdi mutlak değer ne arkadaşlarım? Ben mutlak değeri hep grafikte çiziyorum. Mutlak değer ring grafiği x eksenin altında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini alıyor. Yani şöyle bir simetrik. Yani senin s2 alanın gelmiş burada oluyor. Eksi 3'ten 6'ya kadar, 3'ten 6'ya kadar hepsi de x eksenin üstünde olduğu için artık arkadaşlarım burası s1 artı s2 artı s3 eşittir 17'dir. Tamam 17 diyor çünkü. S2 nedir diyor. E ben ne yapalım? Alttaki üstteki çıkarayım. S1'ler gitsin. S3'ler gitsin. S2'den eksi S2'yi çıkarayım. S2 eksi. eksi S2. 17'den 3 çıkarayım. 14 yapsın. E buradan 2 tane S2 eşittir 14 yaptı. S2 eşittir 7 yaptı. Yani burada aslında integral yardımıyla daha doğrusu alan yardımıyla grafiklerle x eksi arasında kalan bölgenin alanı yardımıyla integral değerini bulmuş oldum. Tamam Şimdi geldik buraya. Kaçın sayfa burası? İyi geliyoruz ha. 96. sayfa. Hadi şöyle 22'ye kadar bir gelelim. Şimdi arkadaşlarım geldik iki eğri arasında kalan bölgenin alanına. Bak çok basit. Çok basit. Şimdi i̇ki eğri arasında kalan bölgenin alanı sen nasıl bulursun benim arkadaşım? Şimdi örneğin ben buraya B desem. Tamam mı? Şimdi i̇şte ben sana A artı B'yi sorsam. A artı B'yi sorsam ne dersin? Dersin ki hocam A'dan B'ye kadar fx dx dersin. Değil mi? Çünkü öyle yapıyorduk. A'dan B'ye kadar fx dx'in integralini aldığım zaman A artı B'yi buluyordum. Şimdi B'yi soruyorum. de şurası mı? Burası. A'dan B'ye kadar gx mi? A'dan B'ye kadar gx dx. Tamam. Ama ben sana daha asıl sormak istediğim soruyu sormadım. A nedir? O zaman ben bunları birbirinden çıkartırım. O zaman A nedir arkadaşlarım? A'dan B'ye kadar fx dx eksi A'dan B'ye kadar Gx, Dx. E, A'dan B'ye kadar, A'dan B'ye kadar. Sınırlar aynıysa demek ki A'dan B'ye kadar bunları tek integral altında toplayabilirim. fx eksi Gx'in integral'i. E ne demek istiyor? Senin iki tane eğrin var. Aralarında kalan alanı bulmak istiyorsan diyor, ne yapacaksın diyor, üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkaracaksın diyor. Olay bu. Bu kadar. İnanın bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hepsi sadece bunların yorumu. Burada da y ekseninle e, arasında ilişki varsa, burada ne yapacaksın arkadaşım? X ekseninde üstten altı çıkarıyorsan, burada mantıken sağdan solu çıkaracaksın. Yani sağdan solu çıkaracaksın. Y eksenine de böyle bir alaka, ilgi alaka kurabilirsiniz. Hadi gel bakalım hemen örneğimize başlayalım. İlk önce tabii ki normal bizim analiz bilgimizde yapacağımız örnekler var burada. Sonrasında aslında mantık çerçevesinde. Çözecek sorularımız da var. ÖSYM onları da çok seviyor. Şimdi benim burada ilk önce ne yapmam lazım? Benim burada ilk önce eğrileri çizmem lazım arkadaşlar. Eğrileri çizersem, resmi görürsem daha kolay bir şekilde yorum yapabilirim. Bak şimdi. X kare eğrisini zaten direkt gözümüzün kapalı bir şekilde çizmemiz lazım. Yani şöyle bir başlangıç noktasından geçen bir e, ne bunun ismi? Parabol. Bu ya işte X kare. Ardından arkadaşlarım benim şöyle isterseniz kırmızı doğruyla ne çizelim? 2x doğrusunu çizelim. 2x doğrusu başlangıç noktasından geçen ve eğimi pozitif olan yani 2 olan bir doğru. Onu da böyle çizebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi bunlar kesişiyor mu? Bunlar kesişiyor. Nerede kesişiyorlar? Bir tanesi sıfırda. Tamam. Bir tanesi de bak şurada bir yerlerde. Şu x'i kaldırabilirsem şuradan. Bir de burada bir yerde. Benim zaten ikisi arasında kalan kapalı bölgenin alanını bulabilmem için yani şurayı bulabilmem için ben ne yapacağım? İntegral içerisinde kırmızıdan yani doğrunun denkleminden 2x'ten çıkacağım. Kimi? x kareyi. Üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Bak dikkat edin. Bunu çıkacağım. Tamam güzel de sınırlarım ne? Sınırlarımı bulmak için arkadaşlarım bir tanesi 0. Kesişim noktaları. Evet bir tanesi 0. Doğru haklıyım. Ama diğerini diğerini kesiştirerek bulacağım. Nasıl bulacağım? x kare eşittir 2x diyeceğim. Basit basit düşünebilirsiniz. 2 koysam hocam sağlıyor. 4 eşittir 4. Evet. Ama denklemle de çözebilirsiniz. x kare eksi 2 x eşittir 0. x parantezini aldım. x eksi 2 eşittir 0. Bir tanesi 0 ki o bu. Bir tanesi de 2. Aa, o da bu. Yani kesiştirerek 11. sınıf bilgisiyle bunları kesiştirerek bu işi yapacağız. Şimdi artık neye geldi? Artık integral almaya geldi. Burası x kare. Eksi. Burası x küp bölü 3. 0'dan 2'ye kadar geliyor. 2 yazdım. 4 eksi 2 yazdım. 8 bölü 3. Burası ne yaptı arkadaşlarım? 4 bölü 3 size her şeyi sorabilir. Adam belki bunu çizer arkadaşlarım. Belki size ne bileyim işte böyle bir şeyler sorar. Nereyi sorar? Belki bir şeyler yapacak işte. Yani bu integrali bulduktan sonra artık buralar bir şekilde gelecek. Ya da mesela size nereyi sorar? Burayı sorar. Gerçi orası üçgen. Bir şekilde bir şeyler sorar arkadaşlarım yani. Tamam mı? Anlatabildik mi? Şimdi bunu nasıl bulabilirdin başka? Mesela doğrusal olarak. Burayı bulmayı öğrendik biz. Sıfırdan ikiye kadar burayı buluyoruz. Üçgenden arkadaşlarım üçgenden burayı düşerek de bulabilirdin. Tabi bu işin içinde doğru olduğu için x de eğri olsa, aha bak bunun gibi tabi o kadar şey yapamayabiliriz. Rahat davranmayabiliriz. Şimdi 22 ile bu dersimizi bitireceğiz. Sonra bir dahaki dersimizde 23'ten devam edeceğiz. E ne diyor? Kapalı bölgenin alanı. Bak kapatarsak çiziyorum. Şimdi arkadaşlarım, bu benim için x eşittir y kare. Bak y eşittir x kareyi biz kolları yukarı olan bir parabol olarak çiziyoruz değil mi? O zaman x eşittir y kareyi de kolları sağ olan bir parabol olarak çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz. Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Şimdi hmm, ne yapalım? x eşittir 8 eksi y kareyi çizelim. Şimdi 8 eksi y kare. Normal bir parabol arkadaşlar. Sadece bu kolları sağ veya da sola bakıyor. Mesela ben burada x'e 0 versem. x'e 0 versem. y'si kaç olacak? y kare 8 olacağı için y eşittir arkadaşlarım. 2 kök 2 ve y eşittir. Eksi 2 kök 2 olacak. Yani y'yi şurada ve şurada kesecek. Tamam mı? E eksi y kare olduğu için de kollar da sola olacak gibi düşünebilirsin. Y'ye de 0 ver zaman x'de 8'de kesecek. Bak x de 8 8'de şurada olsun. Yani aslında şöyle bir parabol. Tam 8'de kesmedi ama hadi şurada. Burası 8 oluversin. Tamam mı? Şimdi ne diyor adam bana? Eğrileri arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Eğriler arasında kalan kapalı bölgenin alanı şurası mı? Bence burası. Şimdi e biz ne yaparız aslında? Şunu yapabiliriz. Biz bir tanesini bulup 2 ile çarpabiliriz. Belli ki zaten şurası ile bak şurası ile burası aynı arkadaşlar. Çünkü simetri ekseni bak burada x ekseni bu parabollerin simetri yani bu eğrilerin simetri ekseni olmuş. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir yerden başlayalım. Soldakinden sağdakini çıkaracağız belli ki onun uygulamasını yaptıracak bize. Ha hocam onu yapmadan ben x'lerle de yapabilirim der misin? Dersin ama köklerle falan uğraşırsın. O zaman bize kesim noktaları lazım arkadaşlarım. Şu kesim noktası lazım. Yani x'ler birbirine eşit olduğu için y kare eşittir 8 eksi y kare. Buradan 2 tane y kare eşittir 8. O zaman y kare eşittir 4. O zaman y eşittir arkadaşlarım ya 2 ya da eksi 2. Yani bak Burası 2'ymiş aslında. Buradaki kesiştiği yerde eksi 2'ymiş. Sen şunu da yapabilirsin. Eksi 2'den 2'ye kadar da diye düşünebilirsin ama parçalayarak da düşünebilirsin. Tercih senin. Yani eksi 2'den 2'ye kadar sağdaki fonksiyon sağdaki fonksiyon şu kırmızı o kırmızı kimdi arkadaşlarım? Şuydu. 8 eksi y kare tamam mı? Eksi soldaki fonksiyon yani şu o da kim? O da y kare. O da d'ye yaptı. Tamam. Eşittir. Eksi 2'den 2'ye kadar. Burası 8 eksi 2y kare dy yaptı. O zaman yazalım. 8y eksi 2 tane y küp bölü 3. Hop y küp bölü 3'ü nereye yazık? Buraya yazacağız. Eksi 2'den 2'ye kadar. 2 yazalım arkadaşlarım. Benim 16 eksi. 2 yazdım 8. 2 ile çarptım. 16 bölü 3 yaptı. Tamam mı? Eksi. Eksi 2 yazalım. Eksi 16. Eksi 2 yazalım. Eksi 8 bölü 3. Değil mi? Eksi 8 bölü 3. Eksi 2 çarptım. Artı 16 bölü 3 yaptı. Hadi bakalım neler bulacağız şimdi. şimdi 16 eksi eksi daha. 16 artı 16'dan 32. Oralar görünmeyebilir. Şuraya yazalım. 32. Eksi 16 bölü 3'ü gördüm. Değil mi? Buradan da eksi 16 bölü 3 de buradan geldi. Yani 32 eksi 32 bölü 3. Ne yapalım? 96, 32 çıksa 64 bölü 3 ile bu işi bitirebiliriz. Ama ben olsam ne yapardım? Ben olsam 0'dan 2'ye kadar alırdım. Şu bölgenin alanını bulurdum 32 bölü 3. Sonra e, ne yapardım? Çıkar 2 ile çarpardım. Bak mesela burası 0 olsaydı arkadaşlarım. Bak 32 bölü 3 bak. E, 16 bölü 3 bulurdum. Yok 48, 32 bölü 3 bulurdum. 2 ile çarpardım. Yine 64 bölü 3'e geçiş yapardım. Dedim Evet, bir sonraki derste 23. gibi soru 23. soru gibi sorularla derse devam edeceğiz. Arkadaşlarım nasıl gidiyor be? i̇yi mi? Derslerimizde bir sıkıntı yok değil mi? Umarım anlıyorsunuzdur. Benim zaten derdim bir kişi bile anlasa, bir kişi benden bir kişi bile benden bir şey öğrense benim e, mutluluğumdur. Yani bilgimizin zekatıdır diye düşünüyoruz. Çok büyük paralar kazanıyor muyuz? Parayla çok şükür bir derdimiz yok arkadaşlarım bizim. Yani herhangi bir e, kazançla veyahut da başka bir şey derdimiz yok. Para bir şekilde kazanılıyor. Yeter ki birilerine dokunabilelim. Biz bunu istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki derste 23'ten itibaren işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.